Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Benim adım Kamila ve bugün sizinle eşsiz saçlarım hakkında bir hikaye paylaşacağım. Gerçek şu ki saçlarım canlılar. Bizler gibi kahvaltı yapıp bir şey gitmiyorlar tabii ki. Ama beni hissediyorlar ve kötü niyetli kişilerden koruyorlar. Uzun ve muhteşem saçlarım var. Onları yıllardır kendim uzatıyorum. Sadece uçlarını kesiyorum ve asla daha gür çıksınlar diye sıfıra vurmuyorum. Kimse beni buna zorlamıyordu. Sadece bir kez kötü bir deneyim yaşadım. Küçükken beni sürekli erkek zannederlerdi. Pembe çiçekli elbiseme rağmen yolda geçenler anneme ne yakışıklı bir çocuk diyorlardı. Annem bir yerlerden saçların daha hızlı uzaması için sürekli tıraş edilmesi gerektiğini duymuş. Bu yüzden beni tıraş bıçağı ile tıraş ettiler. O zamanlar kafamın nasıl feci şekilde kaşındığını hiç unutamıyorum. Sonra saçlarım kendi kendilerine uzadılar. 9 yaşındayken farklı bir saç rengi istiyordum. Saçlarım zar zor örülebilecek kadar uzun olduğu için mutsuz olan annem saçlarıma en ufak bir müdahale yapmamı yasaklamıştı. Sadece taramamı izin veriyordu. Ama saç rengimi değiştirmeyi çok istiyordum. Gidip saç boyaları aldım. Talimatları dikkatlice okumadığım için işler hiç de istediğim gibi gitmedi. Banyodan pembe saçlarla değil yanmış sarı saçlarla çıktım. Kafamda saç yerine artık teller vardı. Annem neredeyse sinir krizi geçirecekti. Uzun süre ağladı. Sonra her gün bana yaptığım hatayı hatırlattı ve azarladı. Sürekli "Peruk takmak ister misin?" diye soruyordu. Tabii ki de hayır. Çevremdeki tüm kızlar annedirle güzellik salonlarına gidiyordu ama ben istemiyordum. Annemle sadece bir keresinde güzellik salonuna gittim. O da el çantasını tutmak için. Sonuçta saçlarım kökten uca kadar yanmıştı. Sonra annem beni profesyonellere götürmeye başladı. Saçlarıma yaptıklarımı belki geri döndürebilirlerdi. Saçlarıma bir sürü maske uyguladılar. Ardından defalarca işlemler yaptılar. Tüm bunlardan bıkmaya başlamıştım. O zamandan beri bir daha asla saçlarıma bir şey yapmamaya karar verdim. Ama saçlarımın bana bir şeyler yapacaklarından habersizdim. Bir gün anneannem saçıma saç kurutma makinesi hediye etti. Son model harika bir saç kurutma makinesiydi. Bir keresinde saçlarımı yıkadığım o eskiden yanmış saçlarım artık uzamış ve güzelleşmişti. Onları genellikle bilerek kurutmazdım. O gece ıslak saçlarla yatağa gittim. Sabah okula gitmek için geç kalkmıştım ve bir anda annemin saç kurutma makinesini denemek istedim. Onu fişe taktım ve çalıştırdım. Makine saçlarımı içine çekmeye başladı. Çığlıklarım tüm mahalleden duyuldu. Annem koşarak banyoya geldi. Beni öyle görünce çığlık atıp panikledi. Ben de acı içinde çığlık atıyordum. Sonra annem fişi çıkarmayı akıl edebildi. Şanslıydım. Saçlarımı dikkatlice makineden çıkarabildik. Onları taradım ve okula koştum. Saç kurtma makinesini anneme iade ettim. Okulda saçlarıma dokunmayı seven birçok kız vardı. Ben bundan nefret ediyordum. Birinin kirli ellerle ona dokunmasına dayanamıyordum. Yan sınıftan bir kız gelerek saçlarıma baktı. Kahretsin saçların ne kadar güzel görünüyor. Onların güzellik sırrını ne zaman açıklayacaksın? Bir sırrı yok her şey doğal. Hadi ama buna kim inanır? Sırrını söyle diyerek parmaklarıyla saçıma dokunmaya başladı. O an sinirden çok derin bir iş çektim ve sonra zzzz, anlaşılmaz bir ses. Ah acıdı elektrik çarptı ne? Evet hissetmedin mi? Sentetik şeyler giyme. Saçlarına dokununca çok acıtıyor. Ne güzel dedim ve sınıfa devam ettim. Sınıfta arkamda oturan arkadaşım Harry saçlarıma hayrandı. Sürekli onlara dokunup okşuyordu. Yine gelip saçlarıma dokunacakken birden sandalyeden uçtu bir yere düştü. Herkes korktu. Ne olduğunu sormaya başladı. Harry ona elektrik çarptığını söyledi. Bunu sadece bir tesadüf olduğunu, tişörtümü değiştirmem gerektiğini düşündüm. Dolaptan yedek kıyafetlerimi çıkardım ve kıyafetlerimi değiştirdim. Sonra kendi kendime saçlarıma dokundum. Her şey yolundaydı. Sonra diğer derse giderken hoşlandığım çocuk David'le karşılaştım. O da saçlarıma dokunmayı seviyordu ve bunu yapmasına izin verdiğim tek kişi oydu. Okşarken bir şey olmadı. Demek ki kesinlikle tişörtle alakalı dedim kendi kendime. Ders bittiğinde öğretmen beni yanına çağırdı. Dersten sonra yerleri süpürmemi söyledi. Neden ben? dedim. Çünkü saçların her yerde. Benim sınıfım temiz olmalı. Çünkü alerjim var. dedi. Temizlikçiyi çağırın. Bugün izinli ve yarın sabah erkenden bir dersim var. Bu yüzden gel ve saçlarını temizle. Yapmayacağım. Hemen yapacaksın. Hayır. Çok sinirlendim. Bu hiç adil değildi. Pekala o zaman bugünkü ödevine düşük not vereceğim. Buna hakkın yok. Ödevimi doğru şekilde yaptım. Ona ben karar veririm dedi. Yumruklarımı ve dişlerimi sıktım. Öğretmen ödevimi istedi. Öfkeyle ona doğru yürüdüm. Ödevi çıkardım ve yanında durdum. Notumu bozmasını izledim ve sonra bağırdı. "Aa bu da ne?" Şaşırdım. Ona ne olduğunu sordum. Sırtından elektrik çarptığını söyledi ve sonra sırtındaki saçlarımı fark ettim. O an tekrar saçlarıma dokundum ama hiçbir şey olmadı. Eve dönerken saçlarımın elektrikle dolduğunu anladım. Bu kıyafetlerim yüzünden değil, kızgın olduğumda ya da üzüldüğümde oluyordu. Bu düşünce beni çok kötü hissettirdi. Anneme söylemek istedim, ama sonra beni tekrar salonlara götürüp maskeler ve işlemler yaptıracağını düşündüm. Annemle babamla ve kardeşimle her tartıştığımızda saç tellerim onların omuzlarına, kollarına, bacaklarına düşüyor, onları çarpıyordu. Böyle giderse kelleşeceğimi düşündüm, ama saçlarım gür şekilde yeniden uzuyordu. Birkaç hafta sonra bu düşünceye alıştım ve artık sokakta gece geç saatlerde bile cesurca yürüyebiliyordum. Ve o akşamlardan birinde Janet yanıma geldi. Heyecanlıydı. Evin dışında beni bekliyordu. Bana sırrımı tekrar sordu. Ben de her zamanki gibi sırrımın olmadığını söyledim. Sinirlenmeye başladı ve sonra bana erkek arkadaşının saçlarıma hayran olduğunu söyledi. Üzgünüm ama sanırım erkek arkadaşını değiştirmek senin için daha kolay olacak. Bu sana komik mi geliyor? Hayır şaka yapmıyorum dedim. Sonra bir anda çantasından makas çıkardı ve saçlarımı kesmeye niyetlendi. Çok korktum. Kaçmak için hiç zamanım yoktu. Beni saç kuyruğumdan tuttu ve bum makasıyla beraber benden bir metre geriye uçtu. Aa bu da neydi? Ne yapıyorsun sen normal misin? Saçların onlar canlı. Janet erkek arkadaşından ayrıl bu ilişki senin için hiç iyi değil dedim. Sonra kız koşarak oradan uzaklaştı. Ertesi sabah bütün okul beni izliyor. Bana bir mutantmışım gibi bakıyordu. Saçlarıma dokunarak kontrol etmek isteyen birkaç aptal vardı. Ben de o anda sakin kalmak için tüm gücümle konsantre oldum. İşe yaramıştı. Çocuklara elektrik çarpmamıştı ve herkes Janet'in delirdiğini düşündü. Ama bu onu yıldırmadı. Teneffüste haklı olduğunu kanıtlamak için koridorda makasla bana doğru koştu. Onu çarpamazdım çünkü o zaman gerçekten mutant olarak kabul edilebilirdim. Saçlarıma dokunmaması için gardımı aldım. Bana dokunmasına birkaç adım kalmışken aniden birisi kızın ellerinden makası aldı. Bu hoşlandığım çocuktu. Beni koruyordu. Sonra Janet'e ve diğerlerine sertçe baktı ve herkesin bu işe bir son vermesini söyledi. Ona teşekkür ettim ve o da beni saçlarımdan öptü. Bu noktada kafamda hafif bir hoş akım hissettim. Saçlarım mutluydu. Korktum mu? Evet elbette ilk başta ama sonra bu duruma alıştım. Kendimi Yunan mitolojisindeki Medusa'ya benzetiyordum. Kim bilir belki de Medusa'nın modern kopyasıyımdır. Ama şu anda bu halimden çok memnunum. Cennet peşimi bıraktı ve hoşlandığım çocuk benimle ilgilenmeye başladı. Her yönden işler iyi gidiyordu. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Eva. Değişik bir özelliğim var. Vücudumda çiçekler çıkıyor. Evet evet bildiğiniz çiçekler. Yaprakları ve polenleriyle birlikte. Çok iyi biliyorum ki böyle bir rahatsızlığı daha önce duymamışsınızdır. Durumum benzersiz ama aslında başkalarında da bu tarz değişik şeyler oluyor. Sayımız çok az ama varız. Bugün size hayatımın zorluğunu anlatacağım. Hastalığın ilk belirtileri okula ilk başladığım zaman ortaya çıktı. Ondan önce her şey yolundaydı. Diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşıyordum. Gözlerim, böbreklerim, kalbim... Yani tüm organlarım normal çalışıyordu. Ama okula başlamadan kısa bir süre önce kendimi çok gergin hissediyordum. Hormonal olarak <laughs> değişmeye başladım. Kızlar için hormonlar gelişim çok normaldir. Ama ben de bu biraz erken almıştı. Göğüslerim belirginleşmeye ve kilo almaya başlayınca annem kontrol için beni doktora götürdü. Orada bana erken büyüme teşhisi koydular. Bunun ne anlama geldiğini anlamadım. 3 ay sonra regle oldum. Öleceğimi sandım. Okuldan gözyaşları içinde koşarak eve geldiğimi ve annemle vedalaştığımı hatırlıyorum. En sevdiğim oyuncağımı okuldan bir arkadaşıma miras bıraktım. Ancak bugünlerin ölümcül olmadığı ve her kızın yaşadığını öğrendim. Bugünler bittiğinde bunu her ay yaşayacağımı öğrendim. Üzgündüm ve gerginleşmiştim. Ve sonra dramatik bir şekilde ateşim yükseldi. O kadar çok yükseldi ki annem ambulans çağırmak zorunda kaldı. İlginç olansa doktorlar hastalığıma bir teşhis koyamadı. Ne olduğu belli değildi ama ateşim 40 dereceye kadar çıktı. Sadece 2 hafta sonra iyileştim. Bu süre zarfında çok kilo verdim. Ancak sorunlarım bitmedi. Cildimde korkunç kaşıntılı şişlikler oluştu. Işık hızında vücuduma yayıldılar. Annem bana hap verdi. Ama verdiği hap bana sadece birkaç saat yine yardımcı oldu. Korkunç kaşıntı yüzünden zar zor uyuyordum. Doktor bana yazdığı ilaçların dozunu arttırdı. Ve sonra şişlikler kendi kendine kayboldu. Ama şişliklerin yerini lekeler aldı. Cildim çok kuruydu. Çok kaşınıyordu, dayanamıyordum. Ve her kaşıdığımda cildim kanıyordu. Bu şekilde iki ay geçti gitmediğimiz doktor kalmadı ama sonunda kaşıntıyı yatıştırmanın tek etkili yolunu buldum soğuk suyla banyo mutluluktan uçuyordum kaşıntının dışında çok sık susuyordum bundan başka da bir problemim yoktu yağmurlu havalarda kendimi harika hissediyordum ama sıcak ve güneş olduğunda kendimi çok kötü hissediyordum. Daha fazla kaşıntı, ağrı ve depresyon. Bir sabah uyandığımda ve ellerimde karnımda küçük küçük filizler gördüm. Çiçek filizi gibi görünüyorlardı. Korktum. Elimle silkelemeye çalıştım ama çok acıdı. Vücudumdan bir sivilce veya ben çıkarmaya çalışmak gibi bir histi. Annem koşarak çığlıklarıma geldi. Gördükleri karşısında o da çok korktu. Doktorumu aradı. Ama doktor duyduklarına pek anlam veremedi. Hemen hastaneye gittik. Şanssızlık yakamı bırakmadı. Hava çok sıcaktı. Annem beni yarı lekeli bir halde doktora getirdi. Odada su sebilini görünce hemen su içmek istedim. Bir seferde 10 litrelik damacanın neredeyse yarısını içtim. Dört doktor tarafından yakından takip edildim. Her biri diğerine bir şeyler söyledi. Bir istişare yaptılar. Beni tekrar muayene ettiler. Bu süre zarfında tekrar susadım ve damacananın kalanını bitirip klima karşısında uyuyakaldım. Annem beni eve getirdi ve uyandığımda bunun ne anlama geldiğini anlamadığını söyledi. Doktorlar ne dedi? Bu çiçeklerin senden büyüdüğünü söylediler. Bu ne demek? Ben neyim? Bir saksı mıyım yani? Pek öyle değil. Vücudunda çiçekler açıyor. Ama onları atamıyoruz çünkü bu senin canını çok yakar. Ama bir şekilde onlardan kurtulacağım değil mi? Şimdilik gözlemlememiz ve beklememiz gerektiği söylendi. Bu çiçeklerle nasıl gezeceğim? Annem bana kollarıma bileklerime kadar kapatan kıyafetler aldı. Bu arada çiçekler daha da büyüdü. Bir hafta sonra kollarımda çoktan renk renk açmış çiçekler vardı. Elbette çok güzellerdi ama ben değildim. Giydiğim elbiseler yapraklarına dokunuyor, onları eziyor ve canımı acıtıyordu. Okula gittim. Tesadüfen arkadaşlarımdan birisi ceketimi çekti ve altından bir çiçek düştü canım yanmıştı. Hemen elbisemin kolunu sıyırdım, elime baktım. Kopan çiçeğin yerinde kan aktığını gördüm. İşte o anda sınıf arkadaşlarım her şeyi gördü ve tepki vermeye başladılar. Senin neyin var? Bunlar ne böyle? Çiçek değil mi? Gerçek mi onlar? Dokunabilir miyim? Bulaşıcı mı? Ne zaman oldu bu? Arka arkaya gelen sorular beni çok bunalttı. Annemi aradım ve beni gelip okuldan aldı. Okulda konu olmamak için akademik izin almak zorunda kaldım. Doktorlar susuyordu. Annem bir şeyler öğrenebilmek için çok uğraştı. Hatta yurt dışına dermatologlar bile getirtti. Ama her şey boşunaydı. Bununla yaşamam gerektiğini anladım. Ve saklanmayı bıraktığımda sokaktaki insanlar beni görmezden gelmeye başladı. Tek başıma yalnız kaldım. Birkaç yıl sonra evdeki nemin bana yetmediğini anladım. Annemle babam garajı yenileyerek bana ayrı bir ev yaptılar. Artık nemlendiricili bir odam olmuştu. Her yerde su sürahileri vardı ve küvetim neredeyse her zaman soğuk suyla doluydu. Doktorlar ve hatta bahçıvanlar bir şekilde yardım edebilmek için bana geldiler. Kendimi iyi hissettiğimde çiçeklerim acıyor, kendimi kötü hissettiğimde suluyorlardı. Birkaç yıl bu şekilde yaşadım. Dünyadan koptum. Sahip olduğum tek şey internetti ve orada direkt adında bir çocukla tanıştım. Hikayeme şaşırdı ama korkmadı. En azından sana çiçek almama gerek kalmayacak diye espri yaptı. Kırılmadım. Aksine şaka yapması hoşuma gitti. Bir keresinde onu garajdaki sera gibi olan odamı görmeye davet ettim. Orada benim dışımda başka saksı çiçekleri de vardı. Bütün gün onlara ve kendime baktım. Çiçeklerim kuruyup döküldü ama sonra yerlerine yenileri çıktı. Direkt bana ilgiyle baktı. O kadar ilgiyle baktı ki utandım bile. Sonra garajdaki odamda bir fotoğraf çekimi yapmayı teklif etti. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflar harika çıktı. Benzersizliğimi ve güzelliğimi fotoğraflara çok güzel aktardı. Annem iletişimimizi onaylamıyordu ancak tek arkadaşım olduğu için hiçbir şey söylemedi. Onu her gördüğümde çiçeklerim daha gür açıyorlardı. Bunun ne anlama geldiğini anladı ve sonra çıkmaya başladık. Gerçekten çok mutluydum. Çiçeklerim bile hoş, tatlı bir koku yaymaya başladı. Tartıştığımız zamanlarda ise keskin bir koku saçıyorlardı. Her şey harikaydı. Direkt beni ben olduğum için seviyordu. Ancak ilişki gelişmelidir. Biz birbirimizi sadece garajdaki odamda görebiliyorduk. Çünkü annem odadan çıkmamı yasaklamıştı. Ama bir gün bir saatliğine de olsa direkle yürüyüşe çıkmaya karar verdim. Yağmurlu bir günde. Anne akşam yemeğini hazırlarken oradan kaçtım. Drake ve ben harika bir yürüyüş yaptık. Ve bunu giderek daha sık yapmaya başladık. Sonra denize gitmeyi teklif etti. Daha önce hiç denize gitmemiştim. Neden olmasın diye düşündüm. Ne de olsa suydu. Motoruyla beni aldı ve denize doğru yola koyulduk. Yolculuk ilk başta çok güzeldi. Ama sonra rüzgar tenime vurdukça çiçekler solmaya başladı. Çok ısladım ama yanımızda sadece 5 litre su vardı. Çaresizce en az 7-8 litre daha su aradık ama o bölgede ne benzin istasyonu ne de kafe vardı. Bir an önce beni denize götürmesini istedim ve yarım saat sonra yarı baygın halde denize ulaştık. Direkt çok korktu. Beni kucakladı ve suya götürdü. Kendini ve beni kıyafetlerimizle beraber suya soktu. İlk başta kendimi daha iyi hissettim. Sonra tuzlu suyun keskin bir bıçak gibi beni delip geçtiğini anladım. Çığlık atmaya, acı içinde ağlamaya başladım. Direkt beni karaya çıkardı ve çiçeklerimin kuruduğunu ve yaralarımın kanadığını fark ettik. Sonra acıdan bayıldım. Annem ve ambulans geldi. Annem Drake ile özel bir konuşma yaptı. Kendime geldiğimde banyoda yatıyordum. Drake yanımda oturuyordu. Annem de öyle. Çok kızgındı. Annem iletişimimizin sağlığımı olumsuz etkilediğini söyledi ve bir daha bana gelmemesini istedi. Öfke nöbetleri geçirdim. Erkek arkadaşım hayatımdan çıkmıştı. Ve ben Seram'da tek başıma kalmıştım. Yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorsanız bana bakın. Sağlıklı bir durumda yalnızlık bir seçim olabilir ama benimki öyle değil. Bundan nasıl kurtulur? Normal bir hayat yaşarım. Henüz bilmiyorum ama kesinlikle savaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Yorum yazın. Kanal'a abone olmayı unutmayın.